Bu derste nasıl bir seçim yapıp rengini değiştireceğinizi ve farklı efektler uygulayabileceğinizi öğreneceksiniz. İlk önce Quick Selection aracını kullanarak hızlı bir seçim yapın. Bazı alanlarda doğru seçim yapamayabilirsiniz ama bu problem değil. Bunu sonradan ayarlayabilirsiniz. Bazı alanları kaçırdığımı biliyorum ama şimdilik böyle bırakıp bunlarla ilgili size daha fazla şey gösterebilirim. Layers paletinden Create New Fill or Adjustment Layer butonuna tıklayın ve Hue Saturation'ı seçin. Hue renk tonunu ifade eder. Gördüğünüz gibi ceketin rengi değişiyor. Daha fazla değişiklik isterseniz Colorize kutusunu işaretleyip 70 değerine doğru çekebilirsiniz. Ayrıca saturation değerini de ayarlayacağız. Saturation, bir resmin ne kadar soluk veya canlı olduğunu gösterir. Bu değeri 30 olarak ayarlayın. OK butonuna basın ve ceketin renginin yeşile döndüğünü görürsünüz. Bunu istediğiniz zaman kapatabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bazı yerler dışarıda kaldı. Burayı biraz yakınlaştıralım ve düzenleyelim. Ayar katmanını oluşturduğunuzda seçim otomatik olarak bir maskeye dönüştürülmüştü. Dolayısıyla bunun üzerine Alt veya Option tuşlarıyla tıklarsanız oluşturulan maskeyi görebilirsiniz ve üzerinde çalışabilirsiniz. Ancak değişiklikleri yapmak için resmi görmemiz gerek. Bu yüzden tekrar Alt veya Option tuşunu basılı tutarak tıklayın ve Paintbrush aracını seçerek bunun aktif olduğundan emin olduktan sonra önceki derslerden hatırladığınız köşeli parantez kısa yollarıyla fırçanızın boyutunu ayarlayabilirsiniz. Bunu seçime eklemek istiyorum. Beyazla boyarsanız seçime ekleyebilirsiniz. Opacity değerini %100 olarak ayarlayıp fırçanızı küçülttükten sonra köşeleri boyayın. Hue Saturation kullandığınız için saçları kaplamaması gerekiyor. Unutmayın ki ilk adımda mükemmel seçimler yapmak zorunda değilsiniz. Daha sonra buradan kolaylıkla düzeltebilirsiniz. Boyama yaptığınız için seçiminizi kaybetme kaygısı duymadan istediğiniz yerleri boyayabilirsiniz. Ctrl veya Command 0 tuşlarına basarak resmi ekrana sığdırın. Katman küçük resmine çift tıklayarak Hue değerini değiştirebilirsiniz. Hue değerini 260 ve Saturation değerini 40 olarak değiştirin. Bu değişiklikleri yapabilirsiniz ama aslında resmi değiştirmediniz. Dersin bu kısmında Photoshop CS3'te bulunan yeni siyah-beyaz dönüştürme özelliğini nasıl kullanacağınızı öğreneceksiniz. Siyah-beyaz dönüşümüne Image, Image Adjust seçerek veya bir Adjustment katmanı oluşturarak ulaşabilirsiniz. Ben Adjustment katmanını tercih ederim çünkü istediğiniz zaman değiştirme imkanına sahip olursunuz. Layers paletinden New Fill or Adjustment Layer butonunu tıkladıktan sonra Black and White seçin. Bu pencere açılır. İyi bir siyah beyaz resim oluşturmak özellikle dönüştürmesi zor renkler içeren resimler için zor olmuştur. Gökyüzüne tıklayıp biraz aydınlatmayı seçebilirsiniz. Tıkladığınızda çift yönlü okun çıktığını göreceksiniz.
Tıklayıp sola çekerek biraz daha koyulaştırabilir veya aydınlatmak için sağa sürükleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi buraya tıkladığınızda blues kısmının vurgulandığını görürsünüz. Mavi renkler değişmektedir. Şimdi de buradaki kırmızı ışıkları biraz daha belirginleştirelim. Tıklayıp kırmızı ışıkları da biraz aydınlatıyoruz. İyi bir siyah beyaz resim oluşturmak için renkleri ve dönüşümleri çok iyi anlamanız gerekmez. Buna ek olarak tint seçeneğine tıklayıp resme gölgeleme uygulayabilirsiniz. Hatta renk çubuğuna tıklayabilir. Color Picker içinden Color Libraries'i açıp Pantone uyumlu bir renk uygulamak isteyebilirsiniz. Hızlıca 642 tuşlayarak OK butonuna tıklayın, tekrar tıklayın. İşte gölgeli siyah beyaz resmimiz. Görünürlüğünü açıp kapatabilirsiniz veya maskeye bir degrade uygulayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada boş bir maske var. Gradient aracını seçip istediğiniz kadar degrade yapabilir ve istediğiniz resmi oluşturabilirsiniz.